Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için tam ölçü ve tam kıvamında nefis bir yayla çorbası tarifi hazırladım. Yapımı çok basit, sadece birkaç detaya dikkat ederek çorbanızın kesilmesini önleyebilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tencereye ilk olarak yıkayıp süzdüğüm bir çay bardağı pirinci alıyorum. Daha sonra içerisine 2 litre soğuk su ekliyorum. Suyun tamamını ekledikten sonra tenceremin kapağını kapatarak yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra tenceremin altını kısık ateşe getiriyorum. Kapağını da yarı açık şekilde bırakarak pirinçleri tamamen pişiriyorum. Pirinçler pişerken diğer yandan da çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Genişçe bir kaseye bir su bardağı yoğurdu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra içerisine 1 adet yumurta sarısı, yarım çay bardağı un ve yarım çay bardağı su ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre. Çorbamın terbiyesi için gerekli bütün malzemeleri kaseye koydum ve pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırptığım terbiyem hazır. Şimdi bunu kenara alıyorum. süre zarfında pirinçler de güzelce pişti. Şimdi pirincin suyundan yavaş yavaş terbiyenin içerisine ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Hazırladığınız terbiyeyi direkt olarak çorbanın içine dökmeniz halinde çorbanızda kesilmeler olur. Bu şekilde ılıştıra ılıştıra ekleyelim ki çorbamız harika olsun. Şimdi hazırladığım terbiyeyi yavaş yavaş çorbanın içerisine döküyorum. Tamamını döktükten sonra kaseye yaklaşık yarım litre su alıyorum. İyice çalkaladıktan sonra tekrar tencereye aktarıyorum. Şimdi yüksek ateşte çorbamı kaynayıncaya kadar karıştırıyorum. Sizler de tüm bu detaylara dikkat ederek hazırladığınızda çorbanızda kesilme olmayacak. Gördüğünüz gibi yayla çorbası yapmak oldukça kolay. Sadece dikkat edilmesi gereken birkaç tane detay var. Onları da zaten videomda sizler için paylaştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Görür görmez hemen yorumlarınıza dönüş yapacağım. çorbamı sürekli karıştırarak gördüğünüz gibi kaynattım. Şimdi ocağımın altını kısık ateşe getiriyorum. Çorbamı kaynatmaya devam ediyorum. Diğer yandan da üzerine dökeceğim naneli sosumu hazırlıyorum. Ayrı bir sos tavasına 2 yemek kaşığı sade yağı aldım ve eritiyorum. Erittikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı dolusu naneyi alarak biraz yakıyorum. Naneyi çok fazla yakmamaya dikkat edin aksi halde çorbanızda acı bir tat olur. Şimdi hazırladığım naneli sosumu çorbamın içerisine aktarıyorum. Tamamını içerisine aktardıktan sonra homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırıyorum. Verdiğim ölçü tam ölçü ve garanti bir tariftir. Sizler de tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Son olarak çorbanın kesilmemesi için tuzumuzu en son ekliyoruz. Bu da bir diğer püf nokta. Çorbamı ocaktan almaya birkaç dakika kala içerisine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Tuzu ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Bir iki taşım kaynattıktan sonra çorbam artık servis için hazır. Çorba'nın tadı tuzu ve kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun inşallah. Benim zaman zaman yaptığım ve çok sevdiğim bir tarifti. Umuyorum ki sizler de tarifimi denediğinizde çok beğeneceksiniz. Çok lezzetli ve besleyici olmasının yanı sıra oldukça da doyurucu bir çorbadır. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.